Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Hemşehrileri Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirindeki gibi bir memleket istiyor Diyarbakırlılar. Mezopotamya ve Anadolu arasında köprü olan tarihi şehir Diyarbakır'dayız. Bu 9 bin yıllık şehirde seçimin nabzını tutacağız. Halkın gündemine, şehrin ekonomisine, seçmenin beklentilerine kulak vereceğiz. Sadece barış olsun istiyoruz. Onun dışında hiçbir şey istemiyoruz. Huzur çok önemli. Huzur gerekiyor yani her yere de gerekiyor. Sadece Diyarbakır değil. 1 milyon 699 bin 901 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 12. şehri. Siyaset sahnesinin önemli aktörlerinden biri. 24 Haziran'da 1 milyon 25 bin 391 seçmen 3045 sandıkta oy kullanacak. 2015 genel seçiminde HDP 9, AK Parti 2 milletvekili çıkarmıştı. 11 milletvekili sayısı bir arttı, artık Diyarbakır'ın 12 milletvekili olacak. Seçmenin bu seçimden beklentisi huzur. Çünkü yıllardır süren terör hem kentin hem de bölgenin kalkınmasının önündeki en büyük engel. Siyasetin tıkandığı ortamda ne turizmin ne de aslında baktığınız zaman gelişmiş bir ekonominin konuşurabilme koşulları maalesef ki olmuyor. Bölgenin kendine has sorunlarının bir şekilde hızlıca çözülmesi lazım. Gerek iktidar partisi gerekse muhalefet bu anlamda kendi Kürtlerini Türkiye Kürtlerini önemsediğine dair beyanatları var. TÜİK verilerine göre Türkiye'de geçen yıl işsizlik oranını en fazla düşüren illerden biri Diyarbakır. Ama bu yetmez diyorlar. Açıklanan teşvik paketinde Diyarbakır ve Şanlıurfa 6. bölgede yer alıyor ama onlar Diyarbakır'a özel bir teşvik paketi istiyor. Türkiye'de çıkarılacak teşvik olarak değil, hayır bölgenin bu geçmişten kaynaklanan dezavantajlı durumunu normale nasıl çeviririz? Vazgeçtik biz artık avantajlı bir konuma geçmeyi, normale geçirmeyle ilgili neler yapılmalı diye bölgeye özgü bir teşvik sistemi çıkarılmalı. Biraz daha yerel, biraz daha bölge merkezi bir teşvik politikasına da ihtiyaç var. Şehrin önde gelenleri Diyarbakır'da öncelikle huzur diyor huzur olduktan sonra ekonomimiz de gelişir, yatırım da olur, şehir de kalkınır diyor. Peki Diyarbakırlı seçmen ne düşünüyor? Onlara göre Diyarbakır'ın en büyük eksiği ne? Buradakiler hepsi göç etti. Sur'da olan oralardan dolayı kimse burada kalmadı. Halkımız gittikçe düşüyor. Bir de fabrikalarımız yok. Burada fabrika olsa gençler çalışır. Bizim yüzümüz gülmüyor. Biz yemek satıyoruz. Normalde her şey boş olur, mide boş olmaz. Şu anda insanların midesi bile boş. Sahip çıkılsa, buranın iş alanları biraz sahip çıksa, iş alanları atsa olur yani. Yatırım lazım Diyarbakır'a tabii. Ee, gençlerimiz işsiz, hepimiz işsiziz. Üniversite mezunuyuz ama işsiziz. Diyarbakırlı seçmen beklentilerini böyle sıralıyor. Meslek örgütleri ise huzur ortamına vurgu yapıyor. Özellikle ana dilde eğitimden tutunda da bir şekilde... Kürtlerin seçme ve seçilme hakkı konusundaki baraja takılan ve barajı oluşturan etmenler eğer ortadan kaldırılırsa ilerisi için bir mesaj olur. Çatışmalar sonlanmadan ekonominin tek başına hangi mevzuatı, hangi teşvik yasasını getirirseniz getirin, tek başına yeterli olmadığına hem bizler hem de toplumun genel kesimi inanıyoruz. Kara Amit, Diyarbakır. Diyarbakır şehrin adı çokça değişti ama siyaset sahnesindeki yeri hiç değişmedi. Diyarbakırlı seçmenin gündemini anlattık. Eski şehriyle, yeni şehriyle, surlarıyla Diyarbakırlının beklentisini konuştuk. Şimdi tüm şehir 24 Haziran'da yapılacak olan seçimleri bekliyor.